Bir rüya gördüğümüzde hiçbir fiziksel güç göstermiyoruz. Yani hareket etmiyoruz ama rüyalar oluşuyor. Peki bu rüyayı oluştururken beyin çok mu yoruluyor? Bunu yapmasının önce ne? Arkadaşlar nasıl sorular bunlar ya? Birincisi evet. Yani güzel evet. çok güzel şeyler yakalamış bir kere. Rüya ile ilgili temel şeyleri biliyor. Yani büşra değil de bilmeyenleri hatırlatayım. Bizim rüya gördüğümüz dönemler genellikle söylüyorum. hemen, evet, hemen bir soru ekleyeyim ki iki soru benim Tabii. Peş peşi gelecek. Beynimizde bilinç altı nasıl oluşur? Güzel. Bunu da oraya bağlarız. Rüyalardan bahsedeceksek hani evet. burada değineceğiz gibi hissediyorum. Aynen öyle. Tamam bakalım gittiğimiz yer. Bu arada bilinçaltı benim çok böyle uzmanca konuşabileceğim bir yer değil ama oraya da bir ufak fikir göndermesi yaparız. Uykuda çeşitli fazlar var. Yani bizim uykumuz böyle yalın kat bel ölü gibi yatmakla geçmiyor. Beynimiz o sırada farklı durumlardan farklı durumlara geçiyor. Bu durumların bir tanesinde özel bir şey oluyor. Beyin gündüzkü kadar aktif çalışıyor. Böyle baya baya yoğun beyin dalgaları falan kaydediyorsunuz. Tabii dışarıdan görünmüyor Allah'a şükür. Ama tam tersine vücut felç gibi. Kaslar aşırı gevşiyor bilmem. Bir tek gözler böyle fildir fildir sallanıyor. O yüzden gözlerin çok hızlı hareket ettiği bir dönem olduğu için buna hızlı göz hareketleri bölümü ya da rapid eye movement sleep yani hızlı göz hareketleri uykusu adı veriliyor. Bu dönemde insanları uyandırırsanız diyorlar ki ya tam rüya görüyordum falan diye. Biz genellikle rüyaları bu REM dediğimiz o bölümde görüyoruz. Onun dışında da mesela kabuslar, mabuslar başka safhalarda da görülüyor ama genellikle rüyaları oraya görüyoruz. Buraya paradoksal yani açmazlı uyku deniyor. Sebebi şu, beyin deli gibi çalışırken vücut hakikaten felç gibi. Şimdi bu durumda bizde de rüyalarda ne aksiyonlar var biliyorsunuz. Yani aklımıza gelen gelmeyen her şeyi rüyada yapabiliyoruz. Hatta mesela birçoğunuz yaşamıştır bunu. Rüyanızda nefes nefese bir şeylerden kaçarken uyanırsanız gene nefes nefese uyanırsınız. Yani o sanki böyle vücudunuzu etkiliyor gibidir. Aslında o sırada bedeniniz pek bir şey yapmamaktadır. Heyecanlı bir rüyaysa duygusal açıdan solunumunuz evet hızlanır ama Kas aktivitesi anlamda çok bir şey olmaz. Hatta o sırada kas aktivitesi olursa bu mesela bir uyku bozukluğudur. Bazen oluyor insanlar rüyasında top oynadığını görürken duvara tekme atıp da acıyla uyanabiliyorlar mesela. Yanlarındakini tekmeleyebiliyorlar falan. Onlar mesela bu işte REM uyku bozuklukları dediğimiz bazı bozukluklara giriyor ve incelenmesi lazım. Yani bir uzmanın görmesine fayda var. Çeşitli nedenler olabilir. Bu sırada beyin yoruluyor mu? Hayır, beyin böyle deli gibi çalışarak dinlenen bir organ. İşte tam o REM uykusu sırasında ne yapıyor bildiğimiz kadarıyla? Özellikle son gün yani son uyanık olduğu zaman yaşadığı deneyimler ve ondan önce yaşadığı bütün deneyimleri karşılıklı bir karşılaştırma ve arşivleme çalışması yapıyor. Yani ne var ne yok şöyle bir gözden geçirdiği bir dönem. İşte o sırada bir sürü veri sizin gün içerisinde şuurlu olarak hatırlamadığınız her türlü deneyiminiz, duyduklarınız, işte okuduklarınız her şey dahil gözden geçiriliyor. Ama bu sırada bir şey daha oluyor. Beyin uykudayken beynin hemen hemen her yeri çalışıyor ama şu ön taraftaki akıl mantık yürütme deriz ya akıl var mantık var kardeşim bu böyle olmaz ona karar veren beyin bölümü de uyuyor. Yani böyle mantıklı falan bir şeyleri tartacak durumunuz pek yok. Şimdi ne oluyor? Orası uyuyor. Bu arada beyin arkada arşivleme çalışması yapıyor. Ve arşivleme çalışması yaparken masaya koyduğu her dosya tabiri caizse her deneyime bir anlam vermeye çalışıyor. Çünkü gündüz de bunu yapıyor değil mi? Biz ne duyarsak ona bir anlam vermeye çalışıyoruz. Fakat gece uyurken anlamların mantıklı olmasını sağlayan yer uyuduğu için bizim verdiğimiz anlamlar serbest. Artık ne olursa dağlardan uç, oralardan kaç canavarlarla boğuş, Alaaddin'in sihirli lambasında cin ol, ne istersen mümkün yani. Dolayısıyla bu sistem verilerin gözden geçirilmesi sırasında tabiri caizse serbest bir çağrışımla ortaya çıkan yorumlardan ibaret rüyalar. Ama bu yorumlar öyle rastgele değil işte. Bu yarımları oluşturan şeyler bilinç dışı zihnimiz dediğimiz ve adeta bilinçli zihnimize göre deniz deryalar gibi olan yani bizim bilincimizi bir bardak gibi düşünün bilinç dışımız bir okyanus gibi bütün bilinçsiz verilerin aktığı yer orası hatta şöyle bir sayı vereyim mesela yeni nesil gençlerin hoşuna gidiyor 11 milyon bit veri geliyor her saniye beynimize gündüz bilincimiz bunun sadece 40 bitini algılayabiliyormuş öyle diyorlar yani 40 bitli kısım aynen bir bardak gibi işte. Geri kalan 11 milyon ne oluyor? Silinmiyor. Arkada bir yere dolduruluyor ve bu sistem gece uyurkenki o REM sistemi. İşte buralardan önemli önemsiz bilgileri seçerek farklı dosya dolaplarına kaldırıyor gibi düşünebilirsiniz. Mesela bu çok önemli değil. Bunu uzak bir yere koy. Hatırlamasak da olur. Bak silmiyor ama arkada bir yere koyuyor. Ama bu bugün bunu öğrendik. Bu önemli. Bunu yakın bir yere koyayım mesela. Peki önemli önemsiz ayrımını nasıl yapıyor? Duygusal olarak bizi etkilemiş şeyler diyor ki bu önemli. Mesela bir şey bizi güldürdü mü? Korkuttu mu? Heyecanlandırdı mı? Aşka mı getirdi? Ne oldu? Tamam diyor bu önemli. Ben bunu yakın dosya dolabına koyayım. Hatta ertesi sabah kalkınca ilk bunu hatırlasın. Ama bilmem nerede kulağınız da haberlerde bir bıdı bıdı çalındı. Hiç de umurunuzda değil. Amerika'daki işte Hububat fiyatlarıyla ilgili bir haber. Onu da uzak bir yere kaldırıyor. Bu diyor bana lazım olmaz. Ama mesela etrafınızdaki bütün arkadaşlarınızdan farklı olarak astronomiyle ilgileniyorsunuz kulağınızda astronomiyle ilgili bir haber çalınmış o gün. Gece uyurken diyor ki ya biz böyle bir şey duyduk. Bu lazım olabilir. Bunu biraz yakın bir dosyaya koyalım. Siz bilinçli olarak belki hatırlamıyorsunuz ama gece rüyanızda onlar böyle daha doğrusu rüya demeyelim ona. Her zaman rüyada olmuyor. Gece o rem sırasında bunlar tekrar tekrar istifleniyor. Ve bu yapılırken gözden geçiriliyor dedim ya her şey işte. Anlamı veren bilinç dışı zihinde şöyle bir katkı yapıyor. Sizin bilinç dışınızda bilincinizin hiç haberi olmayan bazı duygusal örüntüler var kendinizle ilgili, dünyayla ilgili, geçmişinizle ilgili öfkeleriniz, korkularınız, arzularınız, onlar, bunlar arkada takılıyorlar onlar böyle. Sizin hiç haberiniz yok ama aslında günlük davranışlarınız da onlar çok etkiliyor. İşte rüyalarda mantık bölgesi uyurken bunlar yavaş yavaş o gözden geçirme sistemine diyorlar ki bu bu demek, şu şu demek, buna bunu göster. Bu böyle güvenlik ihtiyacı hissediyor. Biz ona bir dağ gösterelim çünkü bizim için daha güvenlik anlamaya geliyor falan gibi simgelerle dolduruyor rüyalar. Ve siz eğer rüyalarınızı uzman bir rüya analistiyle paylaşırsanız ya da gerçekten kendi rüyalarınız üzerine aslında senelerce oturup metodik olarak çalışırsanız rüyaların size bilincinizle ulaşamadığınız o bilinç dışı aleme dair bir şeyler söylediğini fark edersiniz. Mesela bu geleneği en kuvvetli şekilde Freud tarif etmiş rüyalarda işte psikolojinin kurucularından Sigmund Freud. Rüyalar bizim bastırılmamış ve gerçekleştirilmemiş arzularımızın dışa vurumudur falan gibi bazı yorumlar yapmış ve söylediği her şey doğru olmasa da yakaladığı mantığın bugün çok isabetli olduğunu biliyoruz. Bugün rüya analizi diye bir alan var. Moleküler genetik genetik gibi çok bilimsel bir alan değil, daha çok sanatsal bir alan. İnsanların psikoloji biliminin verilerini kullanıp biraz da insan tanıma yeteneklerini, o üstün insani yetenekleri kullanarak biraz bilgelikle rüyalardan o kişiye dair anlam çıkarmalarını sağlayan yöntemler işte tam da bu zemine dayanıyor. Çok şaşırtıcı bilgiler elde edilebiliyor insanların rüyalarına dair ya da rüyalarından o insana dair. Ama bu Herkesin yapabileceği kadar kolay bir iş değil. Çok uzun seneler uzmanlığının yapılması gereken bir şey. ve rüyalarda da şunu hemen söyleyeyim. İşte rüyada armut görmek kızınıza piyango çıkacağına işaret eder tarzı rüya yorumları çalışmaz arkadaşlar. Bu iş öyle işlemiyor. Yani rüyada siyah torba gördüm kesin başıma bir şey gelecek. Böyle değil rüyalar. Bunu biliyoruz. Rüyaların anlamı sizin bilinç dışı dünyanızın size özel bir yapısıyla alakalıdır sizi çok iyi tanıyan, rüyaların mantığını bilen ve rüyalarınızı uzun süre çalışan bir uzmanın ancak yardımcı olabileceği mesajlardır. Siz eğer yeterince dikkatli olursanız, mesela uyandığınızda gördüğünüz rüyaları not ederseniz, Yavaş yavaş rüyalarınız size daha açık seçik mesajlar vermeye başlayacaktır. Rüyalar insanın kendini tanımasıyla ilgili çok kadim bir bilgi kaynağıdır. Ama rüyada bunu gördüm. Ben kesin bu, bu demektir. Dolayısıyla böyle yapayım gibi bir kafaya da girmemek lazım. Rüyaların biraz uçuk olduğunu unutmayın. Rüyalar tamamen serbest atış ama size özgü bir serbest atış. O serbest atışlardan da özel anlamları çıkarabiliriz. Bak bir sorudan nerelere geldik arkadaş. Nere geldik? Hocam bu arada Freud der ki rüyalar bilinç dışına giden kral yoldur. Hani Mesela. onu da ekleyelim. E, hocam şurada Münevver Hanım bir yorum yaptı. Bir gün bilim adamları biz uyurken rüyalarımızı cihazlara bağlayıp izliyorlarmış. Bu da bana şunu bir animasyon vardı Paprika. Bilim adamları rüyalara girip rüyaları izleyebiliyorlardı. Evet. Güzel bir bilim kurgudur. Şu anda böyle bir teknoloji var. Fakat bu teknoloji zannettiğimiz gibi Mesela ben işte merhaba Sinan Can'dan geldim benim rüyamı okursun mu gibi çalışmıyor. Şöyle yapıyorlar bana bilgisayar ekranından yüzlerce resim gösteriyorlar. Ve beynimin o resimlere her birine gösterdiği tepkiyi kaydediyorlar. Sonra bu tepkileri bir yapay zeka öğreniyor. Mesela yapay zeka şunu öğreniyor. Bu adam fincan gördüm mü şöyle tepki veriyor. Hı. Dağ gördüm böyle tepki veriyor gibi. Beni uykuya yatırıyorlar ve bu sırada beyin dalgalarımı kaydediyorlar. Rüya görürken yapay zeka biraz önce kendisine öğretilmiş olan o kişiye ait tepki setleriyle rüya sırasında işte ya da uyku sırasında gösterilen dalgaları karşılaştırıp diyor ki %60 oranında dağ görüyor, %80 oranında fincan görüyor falan gibi bir takım sonuçlar çıkarıyor. O kişiye göre eğitilmiş yapay zekalar, ürkütücü bir başarıyla rüyaları okuyabiliyorlar. Ama dikkat edin, o kişiye göre eğitilmesi gerekiyor. Bende eğitilen bir şey Hazal'da çalışmıyor, Hazal'da eğitilen bir şey bende çalışmıyor. Zira beyin dalgalarımız, beyin aktivitelerimiz kişiyiz ki. Yani yarın bir gün NASA uzaktan bağlanacak, bilmem ne hedef ödeme yapacak diye korkmayın. Henüz öyle bir teknoloji elimizde yok.